Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da Harun İşkiri kullanıcı adıyla yayın yapan şahıs sosyal medyada Atatürk heykelinin fotoğrafını kullanarak farklı tarihlerde Atatürk'e ve CHP'ye karşı hakaret içeren, halkı kin ve düşmanlığa sevk eden tahrik edici paylaşımlarda bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Süleymanpaşa İlçe Başkanlığı da bu paylaşımlara sessiz kalmayarak Zafer Mahallesi Muhtarlığı yanında bulunan Atatürk heykelinin önünde kınama açıklamasında bulundu. Şahsın farklı tarihlerdeki paylaşımlarında mahallemizin çok ama çok önemli eksiği olan putu, heykeli mahallemize kazandıran CHP zihniyeti büyük bir hizmete daha imza attı şeklindeki paylaşımının yanı sıra Osmanlı'nın kadınları, balaları da yiğit olur. Sen nereden bileceksin Kemalist'in torunu? Sokağa çıkacaklarmış, keşke çıksalar. 1. Mahmut döneminden başlar, hepsinin tek tek ruhlarını şahit etmek için intikamlarını alırız. Mustafa Kemal'e azıcık sevgi besleyen, inanan, önder olarak görenlerle her şeyim ayrıdır. Yolum ayrıdır, davam ayrıdır, dinim ayrıdır. Paylaşımlarını yaptığı görüldü. CHP Süleymanpaşa İlçe Başkanı Aycan Gündüz, yaptığı açıklamasında bu paylaşımları kınadıklarını ve Cumhuriyet Savcılığına başvuracaklarını belirtti. Bildiğiniz üzere bu mahallede ikamet etmekte olan bir aymazı müptezelin paylaşımları doyasıyla hem de son 24 saatte gerçekleşen Atatürk heykellerine, adalet heykellerine yapılan hain saldırılar adına bir basın açıklaması, bir duyuru yapıp ardından adliyeye geçip bu paylaşımlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız. İzninizle bu paylaşımları bir beyan etmek istiyorum. Paylaşmak istiyorum. Facebook'ta Harun İskrik kullanıcı adını kullanmakta olan bir şahsın sosyal medya hesabında farklı zamanlardaki farklı paylaşımlarında Zafer Mahallemizdeki Atatürk heykelinin fotoğrafını paylaştığı 22 Ocak 2022 tarih ve 12 saatli paylaşımında şöyle bir ibare yer aldı. Medeni ve gelişmiş mahallemizin çok ama çok önemli eksiği olan putu. Burada heykeli kastederek, Atatürk heykelimizi kastederek bir suç işledi. Şahsın bu paylaşımı ile devletimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e ve manevi anısına sosyal medya üzerinden herkese açık bir gönderide aleni şekilde hakaret ettiği görüldü.